Dünyanın en iyi stoperi Galatasaray'da. Ufolojiden bile iyi. Yüzyılı aşkın tarihiyle ve Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adını tüm dünyaya duyuran Galatasaray'ın bu şöhreti elde etmesine yardım eden birçok yıldız geldi geçti. Bazıları derin izler bırakırken, bazıları ise hatırlanmak istemeyen birer anı olarak kaldılar. Bugün sizlerle birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmiş en iyi stoperleri yad edeceğiz. Galatasaray ve stoper deyince akla gelen ilk isimler kuşkusuz Georgi Popescu ve Bülent Korkmaz. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ımızın efsane futbolcusu tüm dünyada Giga lakabıyla tanınıyor. Bülent Korkmaz da hem milli takımımızda hem de Galatasaray'ımızda büyük kaptan olarak efsaneleşmeyi başardı. 2000'li yıllarda UEFA Kupası kazanılırken dünyanın en iyi stoper ikililerinden biriydi Popescu Bülent'tendi. Hiç şüphesiz Popescu Bülent Korkmaz'dan daha büyük bir stoperdi. Giga kaptan Bülent'ten en az bir yaş daha büyüktü. Şaka bir yana Barcelona'nın kaptanlığını yapmış bir süper yıldızdan bahsediyoruz. Bu yüzden ilk sıraya Georgi Popescu'yu yazıyoruz. 4-4'lük futbola göre Galatasaray'ın en iyi ikinci stoperi de ne yazık ki büyük kaptan değil. Bize göre Galatasaray tarihinin en iyi ikinci savunmacısı Tomas Ufolosi. Çekya tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Tomas Ufolosi, Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer olduğunda beklentiler çok yüksekti Big Chef'ten. Öyle de olmuştu. Tomas Ufolosi gelir gelmez Galatasaray'ın senelerdir süren stoper zaafı sona ermiş ve Galatasaraylılar Popescu'dan seneler sonra geriden oyun kurabilen bir savunmacıya kavuşmuştu. İşte böyle bir yıldızlı Ufolosi. Çok kötü geçen 2010-2011 sezonundan sonra transfer edilen ve transfer olduğu ilk yılında takımımızı şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri olan Big Chef asla unutulmayacak Galatasaraylılar tarafından. Ve 3. sıra. Tabii ki Bülent Korkmaz'ı koyuyoruz. Galatasaray'ımızın Avrupa Fatihi olduğu yıllarda 1990'ların sonu 2000'lerin başında takımımızın Avrupa'yı titretmesinde başrol oyuncularından biriydi zira Bülent Korkmaz. Hele UEFA finalinde omzu çıkmasına rağmen 10 kişi kalan takımımızı yalnız bırakmamak için canla başla savaşması yok mu? Seni asla unutmayacağız büyük kaptan. Listeye giremeyen Falco Götz, Stumpf, Cüneyt Tanman, Lucas Neal gibi oyuncular da var elbette. Siz de Galatasaray'ımızın en iyi 3 stoperini yorumlara yazmayı unutmayın. Belki sizin sıralamanız farklıdır. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoya bir like atıp bol bol yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı es geçmeyin. Hoşça kalın. Galatasaray'dan Omar Campos bombası. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt'la vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da yönetimin Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yer aldığı bölgeye yabancı bir oyuncu daha transfer edeceği öğrenildi. Galatasaray'ın transfer listesinin başında ise Omar Campos var. Sezon başında da sarı kırmızılıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk da Campos'u kadrosunda görmeyi çok istiyor. 20 yaşındaki futbolcu Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Santos Laguna'nın altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek Campos'un takımıyla olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası. 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray bu doğrultuda başta Icardi, Mertens ve Torreira olmak üzere kadrosuna 13 yıldız ismi kattı. Yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı kırmızılılar iç transferleri önemli oyuncularına hem hak ettikleri sözleşmeleri vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Yunus Akgün ve Sasha Boy'un ardından 2020-2021 sezonunun başında 3. Lig temsilcisi 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'yla da masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 8 milyon lira kazanan 24 yaşındaki milli yıldızla yıllık 20 milyon TL üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak.
Böylece Kerem'in sözleşme bitiş tarihi de 2027 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray milli yıldızla anlaştı. Galatasaray, Kayseri Spor'da iyi bir çıkış yakalayan milli sabek Onur Bulut'u gündemine aldı. Kayseri Spor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Onur Bulut, Aslan'ın takibine girmeyi başardı. Yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncularla görüşmelerini sürdüren Dursun Özbek yönetiminin hedefindeki son isim, Kayseri Spor'la 2023 yazına kadar kontratı bulunan Onur Bulut. Oyuncu tarafını ikna eden Dursun Özbey'in milli yıldız için Kayseri Spor'la da temaslara başladığı öğrenildi. Galatasaray mali şartlara uygun olursa transferi Ocak ayında bitirmeyi düşünüyor. Ancak istenen bonservisleri kırmızılılara fazla gelirse sezon sonu beklenecek ve Onur Bulut bedelsiz olarak kadroya katılacak. 28 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor ve Fenerbahçe'de transfer etmek istiyor. Geçen sezon ligde 34 maça çıkan Umut bir kez gol atarken 8 kez de asist yapma başarısı göstermişti. Kuayar Galatasaray'a. Orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun bir uğraş veren Galatasaray, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, El Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Kuayar'ı yakın takip aldı. Kolombiya basınında yer alan habere göre Gustavo Kuayar'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor. Haberde kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Kuayar için Galatasaray'da forma giymenin çok büyük bir fırsat oldu ve sarı kırmızılıların bu transferi bitirme aşamasına getirdiği kaydedildi. 2026 Dünya Kupası elemeleri başlamadan önce teknik direktör Nestor Lorenzo'nun dikkatini çekmek isteyen 30 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. El Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Kuayar, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. Kuayar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.